Yüzüme C vitamini serum süreceğim. Sonra da güneş kremini süreceğim. Ki cildime leke falan olmasın. Şimdi ben Instagram'da şey gördüm arkadaşlar. Üzüm çekirdeği yağı. Hiç kullanan var mı aranızda? Almayı düşünüyorum da şimdi. Baktım birkaç blogger paylaşmış. Yorumlarını okudum. Çok güzel yorumları var. Alsam mı almasam mı diye şu an düşünüyorum. Aranızda kullanan varsa alayım ben onu. Yazın yorumlara da. Ay şu çok güzel ya. Ben söz veriyorum bu sabah unutmayıp onların linkini bırakacağım arkadaşlar. İnşallah. Çünkü çok iyi geldi yüzüme, gözüme. Kurusun yüzüm. Sonra da hemen güneş kremimizi sürelim. Güneş kremi sürmeden güne başlamıyorum ben. Mutlaka her gün istisnasız güneş kremini sürelim arkadaşlar. Çok önemli. Dudak şeyini de sürelim. Of, havuz tadilatta. Bu yüzden çok ses geliyor arkadan. Kusura bakmayın. Saatlerimi de şimdi şarja takacağım. Başlık bulamıyorum ya. Alp'e arayayım sorayım bakalım. Başlık nerede? Şunu çizinceye koyayım. Sürelim şimdi güneş kremimizi. Hop bebek. Kendimi... Arkadaşlar her gün yükleyeyim acaba video. Çünkü benim de şu an her gün ait videolar.
Her gün çekiyorum. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Yani izlensin ya da izlenmesin hiç umurumda değil. Her günü çekmek beni inanılmaz motive etmeye başladı. Aşırı mutluyum. Kendimi çok daha sosyal hissediyorum. Çok daha iyi hissediyorum. Bu yüzden ben çekmelerime devam edeceğim. Yani inşallah devam edeceğim. Bulaşıklarımı yerleştiriyorum. Şimdi bulaşıklarımı yerleştirdikten sonra arkadaşlar çok güzel bir tarif yapacağım. Fit bir tarif. Hemen ama onu reels olarak çekeceğim. Reels olarak da paylaşacağım. Size çekebilir miyim bilmiyorum. İnşallah çekebilirim. Yani ayağımda iki taraftan iki açıdan çekerim herhalde. Ama sizler de merak ederseniz Instagram'dan bakarsınız. Tarifini. Şimdi arkadaşlar ben fit kek yapacağım. Çok güzel fit brownie yapacağım. Malzemeleri sizlere söyleyeyim ama yapılışımı çekemeyeceğim. Şöyle iki tane hurma, iki su bardağı çekirdeği çıkartılmış hurmaya ihtiyacımız olacak. 5-6 yemek kaşığı kakao, 1,5 tatlı kaşığı bal, çeyrek fincan kadar su, 2 su bardağı kadar badem, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı kullanacağız. Ben şimdi hepsini hazırlıyorum ve bir anda da hepsini çekeceğim ama dedim hani buraya çekemeyeceğim. Bu yüzden sizlerden merak edenler varsa Instagram sayfamdan baksınlar, olur mu? Arkadaşlar mutfağımın hali bakın darmadağın. O kadar lezzetli bir şey yaptım ki. Hatta dayanamadım ve kaşığını yaladım falan. Çok güzel bir şey oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. İzlemek isteyenler Instagram'a mutlaka baksınlar arkadaşlar. Instagram adresinde açıklama kısmında yer alıyor. Ben hemen hızlıca buraları toparlayayım. Bu arada yaparken de robotum yandı arkadaşlar. Çok zorlandım, robotum yandı. Çok üzüldüm. Of, şimdi tekrar yeni bir robot alacağım. Masraflar asla bitmiyor maalesef. Aden sessiz olur musun aşkım? Arkadaşlar şöyle bir sürü çiçek getirdim. Bunları burada dekor edeceğiz şimdi. Nereye koyacağımı ben daha karar veremedim. Ama sizlerle birlikte karar verelim istiyorum. Bir de bu dolabın üstüne bir boşluk var. Oraya da şu çiçekleri koymayı düşünüyorum ki böyle güzel dursun ama kötü yeri kapatsın. Tamam, burayı ben buldum şimdi ne yapacağım. Bir bandı getireyim. Buraya çiçek kapatacağım. Şurasını kapattım. Bakın artık orada bir delik yok. Şimdi şuraya da şöyle birkaç tane daha çiçek koymayı istiyorum. Bakın çok daha güzel olmuyor mu? Bir tane de şundan koyalım. Anneciğim var mı aşkım? Kızınız çok hoş oldu. Çok hoşuma gitti. Saat 11.
olmak üzere arkadaşlar ve ben bütün işlerimi bitirdim. Şimdi vlogumu editleyeceğim. Efendim aşkım. Anne. Şimdi vlogumu editleyeceğim. Anne. Efendim. Sana ben oğluma pasta yaptım. Onu yiyeceğiz. Ya, bu arada makyaj yaptım şöyle hafiften. Hayır hayır anne 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 lütfen lütfen. Lütfen düşme. Şimdi. Ne yapma. Ne yapmayayım anne? Pasta yap. Tamam yapmayacağım. Ben çünkü vegan. Tamam. Şimdi ben birazcık vlogumu falan editleyeceğim arkadaşlar. Pasta ben olsun hemen onu paylaşmak istiyorum. Aşırı derecede heyecanlıyım. Bu arada suyumu sıfırdan dolduracağım. Bugün 2 litrelik su içmem gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kekimi yaptım bakar mısınız? O kadar lezzetli ki yanında kahve yaptım. Süper oldu. Yapma aşkım. Hadi. Görüşürüz. Tadı efsane. Bye bye. Hadi. Oh ya lafitte kahve yaptım. Güzel mi güzel? Bakın neden de yiyor. Neden çok güzelmiş değil mi? Evet. Çok güzel. Bak. Kalktım. Kaç saattir dekoruyla gerçekten kafayı bozdum. Sürekli onu oraya koyuyorum, şunu şuraya koyuyorum. Asla içime sinmiyor. Sinir oldum. Çünkü şunu buraya taktık ya, bunu burada kullanamıyorum. Değiştirmem lazım ama bunu riske atamıyorum. Yani şuraya takmak istiyorum ama iPhone takarken ya kırarsa ya orasını bozarsa. Sinir oldum. Çok acıktık. Şimdi şey atıştıracağız Adana'yla birlikte. Şimdi yemek hazırlıyoruz yine. Zaten bütün gün mutfaktan hiç çıkmadım desem yeri. Gerçekten hiç çıkmadım bugün mutfaktan. Sürekli mutfakta bir işim var. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Adana kebap. Adana kebap yapayım. Adana kebap zaten marketten şöyle Adana almıştık. Adana'yı fırın tepsinin içine su koydum. Üstüne de ızgarasını yerleştirip ızgaranın üstüne Adana ve biberleri koyacağım, fırına atacağım. Biraz da taze fasulyem var. Yeter ya, bugün yemek yapmayacağım. Gerçekten sıkıldım artık. Harbiden sıkıldım ya. Sinir sistemim bozuldu her gün yemek yapmaktan. Zaten bugün farklı, değişik bir gün oldu benim için ya. Bugün gerçekten ama gerçekten hiç mutfaktan çıkamadım arkadaşlar. Yani... Gerçekten hiç çıkamadım ya. Sıkıldım da yani. Hiç böyle bir şey yapamadım. Mutfaktan çıkamadım. Hatta az önce böyle şey oldum. Ay artık dedim birazcık uyuklayayım bari yani. Bütün gündür dışarı çıkacaktık. Hava çok kötü. Koltuk takımımızı değiştirmek istiyorum. Koltuk baktım. Bir tane beğendim. Alp İkna'yı da bilirsem eğer bu hafta hiç gidip bakalım. Buraya yakın bir yerde koltuk beğendim. Gidelim oraya bakalım istiyorum. Koltuğu krem rengi bir koltuk alıp beyaz halı. Zaten şimdi Alp'e ders kalemi sipariş ettim. Şu yerler var ya arkadaşlar. Şu yerlerin ders araları gri. Enfet ettim. O gri ders aralarını değiştireceğim ve beyaz yapacağım. Çok daha tok ve temiz duracak. Bu mutfağın halısını da değiştireceğim. Bütün halıları beyaz, açık renk yapacağım. Yani ben açık renk yapacağım. Daha ferah olacak. Daha böyle güzel, huzur olacak. Mutfağın şu duvarında bir dekor bir şey bulmam lazım. Bulamadım. Aslında buldum bir şeyler ama alsam mı, almasam mı asla karar veremiyorum ya. Arkadaşlar şarjım bitmişti. Biz yemeğimizi yedik. Ben mutfağımı güzelce topladım. Şimdi güzelce bir kahve yapacağım. Bir dahaki videomda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.